Sure-i Meryem'in sonu 72. ayettir. Ve izâsıt ve âlihin âyâtına. Efendim orada. Evet. Ve izâsıt ve âlihin âyâtına. Efendim evvelki ayetlerde buyurdular ki tezekkür tefekkür etmiyorlar mı? Nihayet yokken kıyameti inkar eden, yok iken halk oldular. Büyük azim-i şan o münkirleri cehennemin üzerinden geçirirken Sırat Kıbrıs'ın yanından cehenneme düşürürüz. Diğerleri de cennete girerler. Ondan sonra buyuruyor ki müttaki olanlar cennete girer, inkar edenleri cehenneme düşerler. Bunu gördükten sonra onların başka müdafaa edecek bir delilleri olmayınca zaten adetsiz. Şimdi iki adam muhavere edecek. Birisi delillerle beraber gelmedi mi, biraz da edepsiz de olursa derhal başka zora, dayağa, tesire, tehdide, siyasete. Bunlar da böyle. Şimdi başta biraz Ashab-ı Kiram'a tahan etmek üzere dediler efendim, nasıl onları hissettim. Bak şimdi, dünyada halimizi görüyorsunuz. Servetimiz var, malımız var, meclislerimiz var. Halbuki Resul-i Ekrem'e tabi olanlar fukaralardır ekser. Ne servetleri var, ne hiçbir şeyleri var. Eğer onları iyi olsalardı, bizim gibi olurlardı. Bu şekilde bir ifa-ı tesmiye başladılar. Fakat bilmezler ki, naehle olan servet istidraç kabilindendir. Naehle verilen servet istidraçtır. İstidraç böyle tedrici olarak Allah tutuyor da haberi yok. Mesela kassab kuyuna oturur. Kassab kuyunun gözüne aşık değildir. Onu tavlatıyor, eti çoğalsın diye kesecek. Halik-i kainatta cehennem için halk ettiği kimseleri daha ziyade imkan veriyor. Yapsın yapsın çünkü onunla cehennemi dolduracak. İmkan bu. Yani dünyadaki mal ve servet eğer hak yoluna sarf olmazsa istidraçtır. Nimet değil, nikmettir. Bunu bilmediler. Buyuruyor ki ve izâ Bismillahirrahmanirrahim sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin ve barik ve sellim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyâi vel mürselîn seyyidina ve mevlana Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. أستعيذ بالله وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا أنا وكتش تتلى أقند عليهم onların üzerine onların yani müminlerin de kafirlerin de evvela kafirlerin bahsi geçiyor yine müminlerin de akibinde geliyor müminlere ayet okunduğu zaman imani fazla yaşıyor daha ziyade kalbi ferah oluyor daha ziyade manalar geliyor kafirler okuduğu zaman kafir ve münafıklar sıkıntı geliyor. Bu ne efendim? Ben de böyle bir şey yapıyorum. Aynı bu yağmur. Yağmur bir rahmettir geliyor. Bağlarda göller, yeşillikler yetiştiriyor. Dağlarda tikenler yetiştiriyor. Rahmet-i ilahiye de böyledir. Müstahakka hidayeti fazla yaşatıyor. Namüstahak olanlar da inkara kalkıyor. Ve izâ bahsiler, evvela kafirlerden bahsediyor, sonra müminlere bahsediyor. Ve izâ tutlâ aleyhim ne zaman ki okundu onlar üzerine âyâtuna, âyât-ı Kur'aniye, beyyinâtin vâzıh. Vâzıh olan âyât-ı Kur'aniye okunduğu zaman ne diyorlar? Kâlellezîne keferû lillezîne âmenû. Küfürde olanlar, iman etmeyenler. Müminlere diyorlar, yani zengin olan kefereler, fukara müminlere diyorlar, eyyül ferikeyni hayrun makamen, bizden iki firka, biz siz, iki firkayız, hangi firka daha ziyade hayrun hayrlidir, bak görüyorsunuz bizim elbisemiz, malımız, servetimiz, sizin de bir şeyiniz yok, bizim var, hangimiz, hangi firkamız, hayrun makamen daha menzil-i meskeni itibariyle hayırlidir ve ahsen-i nebiyya daha iyi meclis sahibidir, ev sahibidir böyle diyorlar. Bilmiyorlar ki
Hayat-ı dünyayı yalnız hayat-ı dünya bilirler. Ahiretten haberleri yok. Dünyada ne olursa odur diyorlar. Dünyaya halbuki tefevvür etseler. Fahri-i kainat onların bu sözüne redden buyuruyor. Ve kem ehlekna kablehum. Tefevvür etsinler. Onlardan evvel ne kadar çok insanları ehlekna kablehum min karnin. Karın 100 seneye derler asır. Karınlarca, asırlarca ne kadar insanlar onlardan evvel geldiler. Bu dünyanın malı servetine sahip oldular o da onlar gibi. Hatta hum ehsenu esasen. Daha ziyade malu meta'a sahibi, güzel malu meta'a sahibidiler. Ve rüya daha ziyade gönüllerdi. Halbuki küfrede kaldılar. Biz onları helak ettik. Esas malen ve meta'an diyor. Esasul beyti, malin, beytin esasları malları. Rüya manzara. Manzara itibariyle, malu mekan itibariyle onlardan ne kadar kuvvetli insanlar geldiler, helak oldular, gittiler küfürde. Onları da helak edeceğiz böyle iman etmedikten sonra. Lakin dünyaya öyle yapışmışlar ki tasavvur edeceği yok. Şimdi o küfürde olan adam bir tasavvur etse, akli versin çünkü Allah-u Teala insana akıl vermiş ki aklini kullansın. Ayette diyor, اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Niçin taakkul etmiyorsun? Yani akıl var, fakat aklini kullanmıyor, bu yolda sarf etmiyor. Mesela bu sanatları yapan Avrupalılar, aklini bu tarafta sarf ederse yine bulur. Fakat akli o tarafta sarf etmiyor. Sanki bir mana var ve yasak burada değildir, başka taraf. Bunlar çocuklukta, çocuklarını mekteplere bırakıyorlar, sanatlara bırakıyorlar, para kazanmanın yolunu gösteriyorlar. Dini cevher gayet zayıf kalıyor. Babalarına ne girmişse onun üzerine gidiyor. Yani aklini taakkul eder. Benden evvel bu memlekette başka insanlar vardı. Başka hükümdarlar vardı. Başka kuvvetler vardı. Ne oldu onlar? Böyle tasavvur etseler elbette bulurlar. Mevlana diyor, ey be malu mülkü kefside çünan kene beni incihanu ancihan. Ey malu, ey muhatap, malum ülke dünyanın malum ülkesine öyle yapışmış ki ne dünyayı görür ne ahireti görür, yalnız onu görür. Hatta dünyayı da görmüyor. Bütün gözünü açtı mı bu. Gel bebeğini yek nefes husni vedud ender ateş efkeni canu vücud. Bu nedendir? Çünkü maneviyatı bilmiyor. Göz açılmıyor. Mesela bir kuş acı bir çeşmenin üzerinde yetişirse, doğarsa, orada yetişirse, o suyu, dama o suyu içerse, o zanneder dünya hep böyledir. Bu gelmiş, bu gelmiş. Başka suyu görmediği için bütün dünyanın suları budur zanneder. Bunun da gözleri açmadığı için, ahiretin halini bilmediği için, anlamadığı için, işitmediği için, aramadığı için zanneder odur. Gördükleri papasının ne görmüşse odur. Gelbi bini yek nefes husni ve dur. Eğer bir nefes tecelliyat-ı ilahiyeyi hissederlerse ender ateş efkeni canu vücud, canini vücudunu ifna eder oraya varmaya. Bak İbrahim Edhem padişahidi, Belk padişahidi, hükümet sahibiydi, memleket sahibiydi. Bir hissetti mi hepsini birden tekmeleri attı gitti. جِيْفَ بِينِ بَعْدَ زَمْءٍ شُرْبِ رَا وَكُمْ بِبِينِ كَرْرُ فَرِّ قُرْبِ رَا. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dünya cifetin bir mezara benzer. Dünya cifedir, mezara benzer. Cife kesilmeyen bir hayvanı atarlar, mezar olur. Üzerine toplanan da hayvan köpekler olur. Herhangi aklı başında giderse, o köpeklerin içine elini uzatırsa, elbette onların hiddetine maruz kalır, parçalanır. Onun için, evet, cife görünmüyor gözünden. Eğer bu cihetten gözü açılırsa, dünyayı mezar gibi telakki edilir. Hiç ehliyeti vermez. Nasıl mezara insan bakmaz öyle yüzüne? Öyle olur. Lakin o taraftan kalp açılmadığı için, ancak bunun üzerinde olduğu için bunu nimet bilir ve buna yakışıyor.
İşte eyyül felikeyni ahse khayrun makamen ve ahsenu nebiyye. Bakın sizden khayrı nedir? Halbuki khayrısı nedir? Haydi lokma, bir lokma yemek yiyorsun. Ne hayır, özelin gelir, ölür gidersin. Başka bir şey yok ki bu. Onlara cevap, Halik-i Kainat emrediyor. Ey Habibim, niyabeten anna. Bizden niyabeten, çünkü Kur'an-ı Azimüşşan bütün mahlukata gönderilmiş. Yalnız müminlere değil. Nasıl ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bi'seti amdir, bütün peygamber, bütün insanlara gönderilmiş kıyamete kadar, Kur'an-ı Azimüşşan da bütün mahlukata gönderilmiştir. Ama iman edenlere hidayete sebep olur. İman etmeyenlere de dalalete sebep olur, çünkü küfür olur. Hem dalu hem hadidir. Kur'an da dalu hadidir. Peygamber de mubillu hadidir. Hatta Cenab-ı Hak da mubillu hadidir. Çünkü hidayete gelen, Kur'an'ı iman eden hidayete gelir. İnkar eden dalalete gelir. Resul-i Ekrem'i iman eden hidayete gelir. İnkar eden dalalete gelir. Niyabeten bizden naib olarak onlara böyle cevap ver. Mal-ı servetiyle iftihar edenlere de ki men kâne fiddelâleti, kul men kâne fiddelâleti, dalalete böyle boğulan, münhemis olan küfrü dalalette, fel yündid lehu rahmanu medda, imdad etsin Cenab-ı Hak, imhal etsin bir miktar dünyanın zamanını istirzaç tarihiyle. Nihayeti gelecek ya, birkaç sene sonra olur, başka bir şey var mı? Hatta, fakat onun gayesi var. Hatta gayesi bu, اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ Allah-u Teala'nın onlara vaad ettiği azap gelinceye kadar. O azap da ya dünyada gelir, mukaddime fakat darul azab ahirettir. Dünyada mukaddimesi zuhur eder, yahut da ilk ölümde zuhur eder. Malum ya, kıyamette iki kıyamettir. Biri insanın kıyameti sonradır, ölümü kıyamettir ona. Öldü mü bir adam, onun kıyameti koptu. Fakat kıyameti kübra var der o ceza. اِنَّ الْعَزَابَ Ya dünyada azab olur, katlü esir gibi Müslümanlar galebe ederler de onları dünyada elemi çekerler ki bu azab, kıyametin azabına alamettir. Ve imme saate yahut ölüle ölüm ve ölüm zuhur ettiği zaman ahirette cehenneme azab ve delalet edecek bir azab görür ve vaad-i ilahi zuhure gidecek. O zaman فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا Mukabiledir oraya. Bileceksiniz ey münkirler. بِالْمُشَاهَدَ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ بِالْمُشَاهَدَ Gözümle